Bizim Müslümanlığımız bambaşka. Hiçbir kitaba uymaz. Bunu bir kere başa alacağız. Mehmet Akif Ersoy merhum, Allah gani gani rahmet etsin. Büyük İslam mütefekkiri, büyük İslam alimi, büyük İslam münevveri malum. Bir gün soruyorlar, diyorlar ki üstad, ona üstad derlermiş. Üstad demek, asrında, devrinde, zamanında, muhitinde en öndeki adam. Herkese bilgi veren, herkese yön veren adam, üstad. Üstad diyorlar Mehmet Akif merhuma. Biz Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupa malum müthiş bir kıta. Teknikte ilerlemiş, sanayide ilerlemiş, dev bir bütçeye, maliyete, mülkiyete, nüfuza, hakimiyete sahip olmuş korkunç bir kıta Avrupa. Tamam. Burayı nasıl Müslüman yaparız diyor. Çünkü Avrupa Müslüman olursa bütün imkanlarını insanlığın hayrına kullanır. Çin'i şerrine kullanıyor, şehvete kullanıyor. Nasıl Avrupa Müslüman olur? Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Allah aşkına bu cevabı kafanızda tutun. Benim çok hoşuma gidiyor. Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupalılar nasıl Müslüman olurlar? Ne yapalım, ne edelim filan diye soruyorlar. Mehmet Akif merhumun cevabı harika. Bir cümledir. Diyor ki, evvela bugünkü dünyada yaşayan Müslümanların gerçek Müslüman olmadıklarını anlatmakla yapabiliriz diyor. Bugünkü Müslümanların gerçek Müslüman olmadığını anlatın Avrupa'ya, Avrupa Müslüman olur. Bizim Müslümanlığımız vallahi Kur'an'a uymuyor, yeminle söylüyorum. Bizim Müslümanlığımız sünnete uymuyor. Bakın, yolda bir pislik gördüğü zaman o pisliği kaldırmayan adam gerçek mümin değildir. Hadis bunu söylüyor. Bizim hayatımız pislikten geçiyor. Mahallelere girilmiyor. Sokaklara girilmiyor. Müslümanın yüz karasıdır sokaklar. Çünkü demin okuduğum hadiste görüyorsunuz ki sokakta bir pisliği görüp de geçip giden Müslüman imanından bir şubeyi kaybetmiştir. Ama kim anlatırsın? Türkiye Müslümanlar Müslüman değil ki doğru dürüst. Pakistan Müslümanı Müslüman değil ki doğru dürüst. Suudi Arabistan Müslümanı vallahi doğru dürüst Müslüman değil. Pislik Müslüman.